Osman'ın geldi geçti. Peh 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 peh. Gizir oğlu Mustafa Bey. Hey hey hey. Söylentiye göre şimdiki Kiziroğlu köyünün yerinde birbirinden uzak 25 kadar ev bulunmaktaymış. Bölge dağlık ve ormanlık olduğu için insanları da bu nedenle olacak ki çok sertmiş. O zamanlar burada yaşayan insanların başında bulunan kişiye kizir derlermiş. Kizir, muhtar demekmiş. Gün gelmiş, zamanın kizirinin ünü tüm Anadolu'ya yayılmış. Tüm kötüler ondan korkar olmuş. Gel zaman git zaman kizirin bir oğlu olmuş. Daha küçükken iyi ata biner, kılıç kuşanır olmuş. İşte Kiziroğlu Mustafa Bey bu çocuk. Bütün çocukluğu Kısır Dağı'nda at binip avlanmakla geçmiş Mustafa'nın. O da babası gibi büyüyünce namlı bir yiğit olmuş. Köroğlu Doğu'ya gelir. O sırada Doğu'ya gelen Köroğlu Kısır Dağları'nda Ferro Deresi'ne yerleşir. Amacı doğudaki haksızlıkları yok etmek. Bir gün Köroğlu bir at gezisinde Kizir Köyü'nü görür. Buradaki adaletsizlikler de benden sorulur der ve gider orada kale kurar. İşlerinden dolayı bir müddet köyden ayrı kalan Kiziroğlu köye döndüğünde Köroğlu'nun kalesini görür, sinirlenir. Köroğlu'nun yanına gider. O zamanın adaletine göre iki yiğit dövüşür, galip gelen diğerini öldürüp savaşı kazanırmış. Köroğlu ve Kiziroğlu günlerce at üstünde kavga ederler. Fakat yenişemezler. Kılıç kavgası ve güreşte de yenişemezler. Mustafa Bey'in atı Alapaça'da, Köroğlu'nun atı Kırat'la güreşmekte. Mustafa Bey şöyle geri bakmış ki ne görsün. Atı Alapaça, Köroğlu'nun atını alt etmiş duruyor. Ola benim atım Köroğlu'nun atını alt etmiş. Ben Köroğlu'nu alt etmezsem halim nice olur deyip gayrete gelmiş. Köroğlu'nu yere vurmuş. Tam kamasını çekmiş vuracağı sırada Köroğlu dur yiğit bana biraz mühlet ver. Yiğitlerimi göreyim, karımla helalleşeyim demiş. Mustafa Bey bırakmış. Köroğlu eve gidip olanları karısına sazıyla, sözüyle anlatmaya başlamış. Kapı aralığından Köroğlu geciktiği için evine kadar gelen Kiziroğlu, kapı aralığından türküyü duyunca duygulanır ve utanır. Kapıyı çalıp içeri girer. Mustafa Bey'i karşısında gören Köroğlu, her şeyin bittiğini düşünürken Mustafa Bey sarılıp onu öper. Sen benden daha yiğitsin Köroğlu der. Köroğlu da ben artık buradan gideyim. Burada senin gibi bir mert ve yiğit biri varken kalmak olmaz der ve köyü terk eder. İşte hikaye böyle. Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey. Düşmanın geldi geçti. Peh 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 peh. Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey. Bir zamanlar nefretin hüküm sürdüğü yıllarda Aras Nehri ikiye böldü bu toprakları. Aras Nehri bir sınır çizdi. Nehrin ikiye böldüğü ova, Iğdır tarafı Sürmeli Çukuru, sol yakası eski Türk yurdu Revan Saat Çukuru, aynı özelliği taşıyan, iklim şartları aynı olan verimli topraklar. Nehrin sol yakasında kalanlar Iğdır diye iç geçirirken, sağ yakasında kalan akrabalarına da yüreği Revan'da, Erivan'da kaldı. Bu yürekler kaç acıya vatan olmuş. Türkülere sığdırılan yürek acısı toprağın verdiği acıydı. Türkünün ana vatanı Azerbaycan'dır. Bu türkü Azerbaycan'da elmalarıyla ünlü Küba kentine aittir. Bir elma kenti olan Küba, Şahdat Dağı eteğinde 600 rakımlı, yine bir elma şehri olan Iğdır, Ağrı Dağı eteğinde 800 rakımda. Yöreler aynı, yöre insanları aynı kandan. Elmalar aynı tadında ve renkte al elma. Şimdi iki devlet, bir milletiz. Kültürümüz halen bir. Türkülerimiz, özümüz, yüreğimiz bam teli. Başımızın sevda yelidir. Iğdır bir duygu iklimidir.
gelenekler ve geçmiş göz ardı edilemez. Kuba'nın ağ alması aybalam, yemeğe bal alması, yarım gelene kalıp yarımın sağ alması. Bu türkü Azerbaycan'da işte böyle söylenir. Bir de türkünün Iğdır çeşitlemesi vardır. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaremin sağ alması. Ölürem ölürem yar, yetimem yar, yetimem yar, aybalam sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar. Bitlis'te 5000 lare beri gel oğlan beri gel. Rus işgali sırasında Bitlis bir harabe şehir görüntüsü alır. Düşmanın çekilmesinden sonra savaş esnasında Bitlis'ten kaçan bir baba oğul Bitlis'e dönmek üzere yola çıkarak şehre hakim konumdaki Dideban Dağı eteğine varırlar. Baba şehirde canlı kalıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu şehre gönderir. Bir süre sonra oğul geri döner ve uzaktan babasına şöyle seslenir. Şehirde yaşama dair hiçbir iz yok. Sadece 5 tane minare ayakta kalmış. Bunu duyan baba yıkılır. Diz çöker ve şöyle bir ağıt yakarak oğlunu yanına çağırır. Bitlis'te 5 minare. Beri gel oğlan, beri gel. Yüreğim dolu yare. Beri gel oğlan, beri gel. Bitlis'in 1. Dünya Savaşı'ndan önce nüfusu 30.000'dir. Lakin savaş çıkınca halk göç eder ve nüfus 3.000'e düşer. İşte Anadolu türkülerindeki yaşanmışlıklar böyledir. İnsan başından geçen bir hikaye, başından geçen bir olay. Hepsi yan yana geldiğinde Anadolu'nun yıllardır dinlediğimiz türkülerini oluşturur. Bitlis'te 5 minare, beri gel oğlan, beri gel türküsü de işte bu yüzden yazılmış.